P kontrol kartlarından bahsediyor olacağım. E, bildiğiniz üzere proseste elde edilen parçaların uygunluğu çoğu zaman ölçüsel verilerle ya da sayısal verilerle sağlanır. Ancak bazı durumlarda parçaları biz ölçmeyiz ya da parçaların uygunluğunu sayısal verili ifade etmeyiz. Onun yerine kalitatif verilerle yani nitel verilerle ifade ederiz. Örneğin parça çapaklı çapaksız gibi, uygun uygun değil gibi, sağlam sağlam değil gibi, tozlu tozsuz gibi, geçer geçmez gibi ifadeler kullanarak parçaların uygunluğunu ya da uygun olmadığını tanımlarız. İşte böyle durumlarda kullanabileceğimiz bir istatistiksel araç olan P kontrol kartını bu videoda detaylarına paylaşıyor olacağım. P kontrol kartları belirttiğim gibi nitel veriler için kullanılır prosesteki ve kusurlu ürün yüzdesini kontrol etmek için aslında kullanılan bir kontrol kartıdır. E, felsefesi hatalı parça oranını belirlemek ve bu oranın kontrol limitlerimizin içinde olup olmadığını izlemektir. Bununla birlikte bir veya daha fazla hata karakterisini takip etmek için de kullanılır. Bunu bu ifadeyi bu eğitimin sonunda belirttiğim Excel, e, Excel ile P kontrol kartlarının uygulamasında biraz daha açıklıyor olacağım. Önemli olan bir nokta var ki P kontrol kartları örnek sayısının sabit olduğu ve değişken olduğu durumlarda kullanılabilir. Yani kontrol ettiğimiz parça sayısı sabitken veya kontrol ettiğimiz parça sayısı değişkenken bile P kontrol kartları rahatlıkla kullanılabilir değerli arkadaşlar. Burada ne demek istiyoruz? Bir örnekle açıklamak istersek. Örneğin bir periyot belirleniyor. Bu periyot hafta, var diye gün, ay olabilir. Bu periyot içerisindeki kontrol ettiğimiz parça sayısının kontrol prosesi sonunda ortaya çıkan ya da test edilen hatalı parçaların oranı kabul edilebilir mi, kabul edilemez mi? Aslında temel felsefe burası değerli arkadaşlar. Burada iki durum söz konusu dedik. Bunlardan bir tanesi kontrol edilen parça sayısının sabit olduğu, bir diğeri de değişken olduğu durumlar. Sabit olduğu durumlarla ilgili çok kısa bir örnek verecek olursak, örneğin bir ay boyunca periyodumuz burada gün olmuş oluyor. Her gün 200 tane parçayı X no'lu parçayı kontrol ettik. Bakın üretim adetlerinden bağımsız üretim adeti kaç olursa olsun şirket sistematik olarak sabit X parçasından 200 adet parça kontrol etmeye karar verdi ve bu kontrolü sağladıktan sonra her gün belirli sayıda hatalı parçalar tespit etti. İşte P kontrol kartı bu hatalı parçaların oranlarıyla ilgileniyor der arkadaşlar. Bu hatalı oranlar kabul değerimizde mi? Kabul değerimizin dışında mı? Bu P kontrol kartlarında eğer ki örnek sayısı yani kontrol sayısı sabitse iki ayrı kural işletiliyor. Bu iki tane kuralı mutlaka sağlaması gerekiyor. İstatistiksel güvenilirliğin sağlanması için. Birinci kural. Örnek parçamız yani kontrol ettiğimiz parça sayısı minimum 50 olmalı. Yani 50 ve daha fazla olmalı ki bu örnekte 200 olduğunu görüyoruz. İkinci kural ise periyotlar bir kontrol kartının oluşabilmesi için periyot en az 25 olmalı. Burada olduğu gibi birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün ya da var diye olabilirdi. Ve 25. gün ya da var diye, diye mutlaka alt grup sayısı minimum 25 olmalı. Bu da yeterli değil. İkinci kuralı tamamlayan başka bir kural daha var. Burada da bu periyodik ölçümlerde, kontrollerde hatalı sayısı minimum 5 ve daha fazla olmalı. Ki hesaplanan istatistiksel verilerin güvenilirliği sağlanmış olsun. Bu kontrol sayısının sabit olduğu durumda. Kontrol edilen parça sayısının. Aynı şekilde bir de kontrol edilen parça sayısının sabit olmadığı yani değişken olduğu durumlarda var. Yine belirttiğimiz gibi önceki slaytta P kontrol kartları bu şartlarda da kullanılabiliyordu. Buradaki tek fark yine belirlenmiş olan periyotlarda kontrol edilen parça sayısının sabit olmaması yani değişken olması. Örneğin birinci periyotta günde 968 parça kontrol edilebilir. İkinci ko periyotta yani ikinci günde 1216 parça kabul edildiğini varsaydığımızda yine bu kontroller sonucu tespit edilen hatalı parçalar ve bunlardan oluşan oranlar bize P kontrol kartını oluşturuyor değerli arkadaşlar. Burada kritik bir nokta var. Kurallara ilave bir üçüncü kural devreye giriyor. O da kontrol edilen parçalar arasındaki en düşük adede sahip parça sayısı ile en yüksek adede sahip parça sayısı arasındaki oran 0.75 ve daha büyük olması gerekir ki istatistiksel olarak elde edilen veriler ve hesaplamalar güvenilir olsun değerli arkadaşlar. Peki P kontrol kartları uygulaması yaptık işletmemizde. Bunun nasıl değerlendirmesini yapacağız? Değerlendirmesi nasıl olacak? Prosesimiz kontrol altında mı değil mi'nin cevabını nasıl vereceğiz? Çok basit. Burada üst kontrol limit bizim için kritik önem taşıyor. Eğer ki üst kontrol limitin dışında herhangi bir nokta yok ise, burada olduğu gibi birinci örnekte üst kontrol limitinin dışında herhangi bir nokta yok ise, oranın dışında taşmış, prosesteki hata oranı kabul edilebilir deriz. Yani prosesteki değişkenliğe neden olan faktörler genel faktörlerdir. Yani proseste görüyorsunuz bazı varyanslar var. İşte bu varyanslara neden olan faktörler aslında genel nedenlerden tetikleniyor anlamı taşıyor. Bazı durumlarda üst kontrol limitinin üzerine en az bir nokta çıkabilir. İşte bu durumda da prosesteki hata oranı kabul edilemez deriz. Ve hatanın oranı hata oranının artmasına neden olan özel nedenler vardır deriz. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi. Bakın bir noktada bir veri hata oranı üst kontrol limitinin dışında çıkmıştır ve burada e, bu çıkmayı neden olan proseste bir özel neden vardır. Örneğin operatörün majör bir hatası olabilir. Ölçüm ekipmanının yanlış ölçmesi olabilir. Makinedeki fikstürdeki bir gevşeme olmuş olabilir. Bu özel nedenler ortadan kaldırıldıktan sonra proses devam etmelidir. Yine bir P kontrol kartının uygunluğunu değerlendirirken önceki slaytta belirttiğimiz 3 tane temel kural mutlaka işliyor ve çalışıyor olması gerekir. Bu 3 temel kuralı sağladıktan sonra ilave olarak 2 tane tamamlayıcı bilgi paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi. Eğer ki alt kontrol limiti sıfırdan küçük ise grafiğe sıfır olarak işaretlenir. Bazı durumlarda alt kontrol limiti sıfırdan da küçük çıkacaktır çünkü. Eksi çıkacaktır. Dolayısıyla burada alt kontrol limiti sıfır olarak kaydedilmelidir. İkinci tamamlayıcı kural ise alt kontrol limiti eğer sıfırdan büyükse bu durumda alt kontrol limitinin altında bazı oranlar çıktı ise bu bir uygunsuzluk olarak kabul edilmez. Hatta tam tersi istediğimiz bir durum olarak kabul edilir değerli arkadaşlar. Yine P kontrol kartlarındaki kabul şartlarını anlatırken küçük bir ilave daha yapalım. Bakın söylemiştik ya P kontrol kartları sabit örnekler için kullanılırdı. Aynı zamanda örnek sayısı değişken olduğu durumlarda kullanılıyor idi. Örnek sayısı değişken olduğu durumlarda üst kontrol limiti görüleceği üzere her bir periyodik değerlerden sonra tekrar değiştiğinden dolayı düz bir çizgi olmamıştır. Sabit kontrol planı sabit p kontrol kartına baktığımızda üst kontrol ve alt kontrol çizgisinin limitlerinin sabit olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi hem sabit değerler için hem de değişken değerler için p kontrol kartları ile ilgili bir Excel uygulaması yapalım. Evet arkadaşlar p kartı uygulamasından örnek sayısını sabit olan bir P kartı uygulamasıyla başlıyoruz. Örnek şöyle bir e, bağlantı braketi, kaynaklı birleştirme prosesi var. TS 01 şartnamesi ne göre işlem yapılıyor ve 20 nolu operasyondaki gazaltı kaynağı ile alakalı bu uygulamamız. Bu gazaltı kaynağında kaynak köpürme, eksik kaynak ve yetersiz kaynak boyu e, karakteristiklerine sahip hatalar tespit edilmiş. Burada örnek sayısı sabit görüyoruz. 200 adet örnek her gün kontrol edilmiş. Ve birinci gün 6 adet hatalı parça çıkmış. Bu 6 adetin 3 tanesi köpürme, 1 tanesi eksik kaynak, 2 tanesi yetersiz kaynak boyu. Ve buradan 200 parça ölçülüp 6 tane hata çıktığından dolayı hata oranı 0.03 ilgili grafikte işaretleniyor. İkinci periyot yani ikinci güne gelindiğinde yine 200 adet parça kontrol edildi. 8 tane parça hatalı test edilmiş. Bu 8 parçanın bir tanesi kaynak göpürme, 3 tanesi kaynak eksik kaynak, 4 tanesi yetersiz kaynak şeklinde tespitler oluşmuş. Burada da oran 0.04 olduğu için yine aynı yere işaretlenmek suretiyle 25 kere bu uygulama tekrar edildi 25 defa tekrarlandığında bir P kontrol kartı oluşmuş oluyor. Peki bu verilere bakıldığında bu proses o hata oranı açısından kontrol altında mıdır cevabı aslında bakarsanız değerli arkadaşlar. Önce kuralları kontrol ediyorduk. Birinci kural minimum 50 sayısı burada 200'dür. Yeşil statü. İkinci kural ise 25 periyodun olması gerektiği ve her bir periyotta minimum 5 adet hata alanının tespit edilmiş olması gerekliliği vardı. Her iki şartta sağlandığından dolayı birinci şart sağlanıyor. Peki alt ve üst sınırlar dışında özellikle üst sınır dışında bir nokta var mı? Buraya baktığımızda olmadığından dolayı bu verilere sahip proses hata oranları açısından kontrol altındadır deriz değerli arkadaşlar. Bir de benzer örneği kontrol aletlerinin değişken olduğu durumlar için tekrarlayalım. Burada da bir dikiz aynası üreten parçamız dikiz aynası ve proses montaj. Bu proseste de dikiz aynasının montaj prosesinde çeşitli hata karakteristikleri olduğunu varsayalım. Boya dalgalı, çizik, leke, ayna çatlak, çapaklı ve benzeri. Birinci periyot, yine burada periyot gün olarak belirlenmiş. Birinci periyotta 968 adet parça kontrol edilmiş ve buradan 8 tanesi hatalı çıkmış. İkinci gün 1216 parça kontrol edilmiş, 13 tane hatalı çıkmış. Görüleceği gibi kontrol adetleri önceki örneğe göre değişken olduğunu buradan görebiliyoruz. Ve her bir kontrol periyot sonunda test edilen hataların da karakteristikleri gruplanmış durumda ve bu verilere bakarak üst kontrol limiti de değişken olduğunu sanırım fark ediyorsunuz. Eğer ki örnek sayısı sabit olsaydı buradaki kontrol üst kontrol limiti sabit olacaktı. İlave olarak bu P kontrol kartlarında aynı zamanda her bir hata karakteristiğinin toplamını, dönem içindeki toplamını ve bu hata karakteristiğinden karakteristiğinin toplam hatalar içindeki payını görebiliriz. Örnek söylüyorum. Burada boya dalgalı hata karakteristiği bir 25 periyot yani bir ay içerisinde 38 tane çıkmış. Toplam 356 tane hatalı parça olduğu varsayımına bakılarak hata oranı yani boya dalgalı hata oranı toplam hataların içerisinde yüzde ona tekabül etmiş. Aynı zamanda hata boya dalgalı hatası toplam üretim içerisinde de yüzde bire tekabül ettiğini buradan görüyoruz. Tabi prosesin kontrol altında olup olmadığını anlayabilmek için önce üst kontrol limitinin dışında değer var mı? Yok. Dolayısıyla diğer üç tane kuralda sağlıyorsa yani birinci kural Minimum 50 tane parça ölçülmesi gerekiyordu her bir periyotta. Burada en az 950. İkinci kural olarak da 25 tane kontrol frekansı alt grup olması gerekir. Ve her bir alt grupta da en az 5 tane hatal test etmesi gerekirdi. Onunla ilgili de durumu burada görüyoruz. Üçüncü kural ise kontrol ettiğimiz parçalarda en az kontrol adediyle en çok kontrol adedi arasındaki oran 0.75 ve daha üst olması gerekliliği vardı. Bunu da sağladığından dolayı buradaki proses kontrol altındadır deriz değerli arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.